Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York ziyaretini tamamladı. Erdoğan hem genel kurulda bir konuşma yaptı hem de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanından İngiliz Başbakanına, Ürdün Kralı Abdullah'tan FIFA Başkanına kadar birçok isimle Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evinde görüştü. Türk evi arı kovanı gibi işledi. Bazen misafirlerin asansör kapısında karşılaştığı bile oldu. İsrail Başbakanı çıkarken Japon Başbakanı giriyordu. Resmi heyet üyeleriyle yaptığımız görüşmeler esnasında edindiğim izlenime göre görüşmeler başarıyla geçiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na görüşmelerin nasıl geçtiğini sorduğumda cevabı çok yoğun ve çok iyi şeklinde oldu. Türkiye'nin özellikle Ukrayna Savaşı esnasında ortaya koyduğu dış politika, birçok ülkenin Türkiye'ye daha ciddiyetle yaklaşmasını ve yakınlaşmasını sağlamış diyebiliriz. Dahası Batı medyası ne kadar göz ardı etmeye çalışsa da özellikle tahıl koridoru ve Özbekistan'daki Putin-Erdoğan görüşmesi sonrasında Erdoğan'ın ortaya koyacağı mesaja dikkat kesilmişti. Mesela konuşmanın sabahında otelde izlediğim birçok Amerikan kanalı Erdoğan'ın konuşmasının yakından takip edileceğini dile getiriyordu. Erdoğan'ın Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaysa yine Birleşmiş Milletler'e anlam katan nitelikteydi. Birleşmiş Milletler'in içinin gittikçe boşaltıldığı bir dönemde Erdoğan'ın bu umut aşılayan, adalet ve barış tesisi için öneriler sunan söylemi şüphesiz kıymetli. Yıllarca yaptığı gibi yine "Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür" sloganlarını dile getirdi. Uluslararası sistemdeki adaletsizlikleri anlattı, barış ve istikrarı olan ihtiyacı dile getirdi. Bunlara ek olarak da Türkiye'nin yaptığı katkıları anlatırken, büyük güçlerin maalesef kendi çıkarları uğruna uluslararası sistemdeki adaletsizlikleri görmezden geldiklerini söyledi. Son birkaç yıldır olduğu gibi Erdoğan kürsüde yine görseller kullandı. Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndan geçen ilk geminin, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından inşa edilen biriket evlerin ve son olarak da geçen hafta Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat eden 9 aylık Asım Bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahab'ın resimlerini gösterdi. Türkiye'nin elinden geldiğince barış ve adaleti savunduğunu, fakat büyük güçler kayıtsız kaldığı için Birleşmiş Milletler'in öncü bir rol oynayamadığını anlattı. Bütün bunlardan dünya sistemi adına önemli bir dönüşüm çıkmaz ve bu umursamazlık devam eder diye düşünüyor olabilirsiniz. Erdoğan ve heyeti de tabii ki bu durumun farkında. Fakat Erdoğan yıllarca doğru bildiğini dile getirmekten hiç çekinmedi ve fırsatını buldukça hem iç siyasette hem de dış politikada kendi dönüştürücü katkısını sundu. Ve her iki alanda da önemli dönüşümlere imza attı. Dahası bu söylemi canlı tutmak bile Türkiye'nin dış politikasının meşruiyet zeminini inşa etmek için oldukça önemli. Azerbaycan'ın Laçın kenti 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edildi. İşgalin ardından bölgeye Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirildi. Geçen 30 yılın ardından Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği işgal altındaki Laçın'ı teslim aldı. 26 Ağustos itibarıyla Laçın kenti tamamen Azerbaycan ordusunun eline geçti. Aliyev burada yaptığı konuşmada, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Han kendini Ermenistan'a birleştiren yolun üzerinde bulunan Laçın'ın geçici olarak Azerbaycan'ın kontrolü dışında kaldığını belirtti. Bildiri gereği 3 yılda Karabağ'daki Ermeni nüfusun kullanması için yeni yolun yapılması gerektiğini hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın 1 yıl 8 ayda bu yolu tamamladığı ve 26 Ağustos'ta Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiğini anlattı. Aliyev, burada göndere çektiği Azerbaycan bayrağının ebediyen dalgalanacağını vurguladı. Laçın şehrinin işgal döneminde Ermenilerce yıkıma maruz kaldığını dile getiren Aliyev şu ifadeleri kullandı. Ermeniler, Laçın'ın bazı yerlerinde yasa dışı olarak yerleşmişler.
Suriye ve Lübnan'dan Ermeni asıllı insanları getirip buraya yasa dışı olarak yerleştirmişlerdi. Bu bir savaş suçudur. Tüm uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak tanımlanmıştır ve bu suç dünya kamuoyunun gözü önünde işlenmiştir. Dünya kamuoyu, uluslararası kuruluşlar, bu işte doğrudan ilgilenen AGİT Minsk grubu eş başkanları bunu görmezden geldi. Ermenistan'dan Karabağ'a, Karabağ'dan Ermenistan'a gidip gelirken burada yasa dışı yerleşim yapıldığını, Azerbaycan'a ait yer isimlerinin ortadan kaldırıldığını, tarihi Azerbaycan toprağı Laçın'ın Ermenileştirildiğini görüyorlardı fakat göz yumuyorlardı. Azerbaycan halkı da bunu kabullenemezdi. Aliyev, Ermenistan'ın barış anlaşması için herhangi bir iş yapmadığını ve zaman kazanma taktiği yürüttüklerini, Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan'ı birleştirecek koridorun da henüz verilmediğini hatırlattı. Ermenistan'ın son aylarda Azerbaycan'a karşı provokasyonlarda bulunduğunu ve savaş bitmesine rağmen bölgeye Ermenilerce mayın döşendiğini aktaran Aliyev şunları kaydetti. "Biz hiçbir zaman buna fırsat tanımayız. Ermenistan'ı defalarca bu işlerden vazgeçmesi için uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu. Umarım bu sonunda onlara bir ders olur. Çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Biz kendi toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz. Sınırda elde ettiğimiz mevziler, olası Ermeni provokasyonunu önceden görmemize ve gerekli önlemleri almamıza olanak sağlıyor. Murov Dağı'ndan Aras Nehri'ne kadar elverişli konumlardayız. Ermenistan'ın bizi onların topraklarına girdiğimizde suçlamasının hiçbir temeli yoktur. Birincisi, sınır dedikleri yerde olsaydı, sınır hattı inşa etmeleri gerekirdi. Bütün Karabağ ve Zengezur'un kendilerine kalacağına inanıyorlardı. Bu yüzden Azerbaycan-Ermenistan sınırında hiçbir şey yapmadılar. Yani sınırlar tam belirlenmeden kimse sınırın nereden geçtiğini söyleyemez. Aliyev, müzakerelere hazır olduklarını ve Ermenistan'la Azerbaycan'ın sınır belirleme komisyonlarının işine sorumlulukla yaklaştıklarını vurguladı.